Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabii son dönemde özellikle tüm Türkiye'de kuyumcularımızın çok şikayetçi olduğu, mağdur oldukları bir konu var. Hem kuyumcu esnafımız zaman zaman mağdur oluyor, hem özellikle vatandaşlarımız da zaman zaman mağdur oluyor. Ayarı düşük altınlar, sahte altınlar zaman zaman kuyumcumuza satılmaya çalışılıyor. Vatandaşın eline bir şekilde ulaşıyor. Onlar mağdur oluyor. Bununla ilgili tabii ki çok önemli uyarılar geldi. İzmir Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Murat Kurtuluş Buyrukçu hem vatandaşları uyardı hem kuyumcu esnaflarımızı uyardı. Peki nelere dikkat etmek lazım? Özellikle bu konu pek çok kişinin başını ağrıtıyor. Hemen başkanımıza hoş geldin demek istiyorum. Başkanım, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar başkanım. Söylediğimiz gibi özellikle tüm Türkiye'deki kuyumcu esnaflarımızın da ortak problemi başkanım. Bizi yine zaman zaman vatandaşların eline bir şekilde geçiyor. Bu ayarı düşük altınlar problem oluyor. Peki nasıl olacak başkanım? Sektörümüz bu konuyla nasıl başa çıkacak? Nelere dikkat edecek? Sizden dinlemek isterim. Evet, yani bizim çıkış mottomuz hep buydu. Düzgün esnaf, ahlaklı esnaf, ahlaklı ticaret diye. Hep öncelikle İnsanların her zaman için düzgün, ahlaklı ticaret, ahlaklı esnaf olma, o ahilik kültürü, ahi evren kültürünü iyi yansıtmaları gerekiyor. İnsanların önce kendine yapılması istemediği şey başkalarına yapmaması gerekiyor tabii ki. Bu yönde ben de bu konuda odaların denetlemesi konusunda, yani bu tür astronomik indirimlerle ürün satan, yani ürünün mahiyeti belli değil, kayıç ayar olduğu belli değil. Reklam sayfalarında reklam yapıyorlar. Biz de bu tarz esnafların, bu tarz işi kötüye kullanan kişileri denetleme etkisinin kuyumcu odalarına verilmesini, kuyumcu odaları tarafından denetlenmesini, ama tabii kanunun yaptırım gücü, yaptırımı tabii devletin hukuku, mahkemeleri, hakimleri, devletimizin hukuk sistemidir. Ama denetlenmesi ve hukuk sistemine teslim edilişi en azından veyahut da öngörüde bulunuşu odaların şeyinde olması gerekiyordur. O yüzden bazen denetlemeye gittiğimizde yani bazı elimiz kolumuz bağlanıyor bazı konularda. O yüzden devletimizden bu konuda destek bekliyoruz. Özellikle pırlantalı ürünlerde ayarları ve şeyleri yansıtmıyor. Yani o üzerlerinde yazan, sertifikalarda yazanlar gerçeği yansıtmıyor. Bunların da denetlenmesi konusunda odaların tam yetkilendirilmesini istemiştim geçtiğimiz günlerde. Evet. Başkanım, tabii özellikle söylediğiniz gibi bunu vatandaşın anlaması pek mümkün değil herhalde, değil mi? Yani normalde bir şekilde söylediğimiz gibi atal liralarda oluyor, zaman zaman eski basım altınlarda olabiliyor. Bunu vatandaş anlayamaz herhalde. Ya vatandaş şuna dikkat edecek sevgili Mustafa. Vatandaş şuna dikkat edecek. Yani 10 lira, 20 lira, 30 lira, 40 lira hani bandında fiyat oynamalarında hadi belki işin içerisinde bir şey olmaz, ama bir adam eğer bir atayı başka birisinden 100 lira, 200 lira, 150 lira aşağısına, bir çeyrek altında 70 lira, 80 lira, 60 lira, 50 lira aşağısına veriyorsa, yani bir şey var, bu devletin bastığı milli altın, yani darphanede basılan, darphanenin bize sattığı fiyattan, devletin sattığı fiyattan daha aşağı satıyor. Hadi şimdi devletin tek elinde olan bir sigarayı devletin önerdiği, hani şeylerde çıkan, televizyonlarda çıkan tekelin önerdiği rakamlardan aşağıya satın bakalım satabiliyorum. Satabilir misiniz? Ceza yersiniz. Doğru mu? Şimdi bu da devlet baskısı para. Devlet baskısı parayı darphanenin bize sattığı kuyumculara toptan olarak sattığı fiyattan aşağısına fiyat veriyor adam. Hadi buyurun gelin. Ya biz bunun peşindeyiz. Yani burada bir şey var, bir antikalık var. Adam darphaneden bunu basan, milli altınımızı basan yer Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin darphanesidir. Darphanenin bastığı, bize verdiği fiyatın altına fiyat veriyorsa bir adam, bu adamın denetlemesi caiz midir değil midir sevgili dost? Biz bunları söylüyoruz. Vatandaş kandırılmak istenmiyorsa eğer bu tür oyunlara, oyunlarına gelmemesi lazım. Biz de diyoruz ki bizi odalar olarak, zaten özellikle biz İzmir Kuyumcu Odası olarak tavsiye edilen fiyatlarda darphanenin bize verdiğinin üzerine cüzi bir kar rakamı koyuyoruz ve tavsiye fiyat veriyoruz. Bu vermiş olduğumuz fiyat zaten vatandaşı kandıran, vatandaşa işte büyük maddi şeyler açan, alım satımda çok büyük yaralar açan rakamlar değil ki. Ama bu adam da akşama kadar ışık yakıyor, vergi veriyor, ertönel çalıştırıyor,
Elbette 3-5 kuruş kazanacak. 6 bin liralık bir emtia satıyoruz. Yani yuvarlıyorum tabii fiyat. 6 bin liralık bir emtia satıyoruz. 40 lira 50 lira para kazanması normal değil mi abiciğim? Biz bunu söylemeye çalışıyoruz. Yani oda başkanları dilimiz döndüğünce diyoruz ki devlet baskısı paralarda artık bir standardın oluşturulması gerekir. Bir standart oturulması gerekir, oturtulması gerekir. Bununla ilgili sahteliğin ve sahteciliğin önüne geçmenin tek yolu budur. Zaten adam darphaneden aldığı veyahut da darphane yetkilisi temsilciliklerden aldığı toptan fiyatın aldığı bir ürünü o verdiği fiyata veremez ki. Ya vatandaştan geri aldığı, hurdaya aldığı fiyat ziynet altınını verecek. Onda da para kazanması lazım. İnsanın alırken kazan. Çünkü sen hurdayı alıyorsan eğer cebinde paran vardır. Bir sermaye yatırmışsındır. Bunun da değeri parayı karşılığında para kazanmak değil midir yani? Esnaflık bu değil midir? Ticaret bu değil midir? Bu sefer arkadaşının işini bu. Biz mesela yani sadece bu iş yüzünden eşini, dostunu, akrabasını, ahbabını, ehvalini kaybeden insanlar var. Biz de bunun için bunu söylemeye çalışıyoruz. Peki başkanım, özellikle söylediğiniz gibi denetim yetkisinin bir anlamda aslında odalar denetim yapıyor ama herhalde somut bir adım mı atamıyor? Bu tür ayar eksikliklerini tespit ettiğiniz zaman oda olarak yetkiniz mi yok? Neden bunun önüne geçilemiyor bir türlü? Vallahi biz şimdi geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı'ndan bir yazı yazdık. Ticaret Bakanlığımıza yazı yazdık. Reklam Kurulu Başkanlığı'na yazı yazdık. Çünkü bu rekabeti özellikle sosyal medya sayfalarında ürünler yazılı, ürünlerin mahiyeti belli değil. Adam sadece yazmış. İşte kelepçe bilezik şu fiyat. Ya bunun gramı ne kadar, ayarı nedir? Hiçbir şey yazmıyoruz. Ürünün gerçeğini yansıtmayan her ürün, mahiyeti belirtilmeyen her ürün için reklam kuruluyor ki 85 bin liradan ceza kesiyor. Biz de diyoruz ki yani biz esnaflı şikayet eden bir oda olmak istemiyoruz. Kimseyi şikayet etmiyoruz ama kanunlara riayet edin. Arkadaşlarınızın, eşinizin, dostunuzun, ahbabınızın işini bozacak hal ve hareketlerden kaçının. O zaman bir de başkanım biraz değindiniz. Bir de pırlanta olayı var herhalde. Pırlantada daha da mı olay hassaslaşıyor? Yani onda mesela kuyumcu esnaflarımızın da anlayamadığı bazen pırlantalar oluyor galiba. Laboratuvar üretimi pırlantalar oluyor, farklı pırlantalar oluyor. Özellikle o konuda da. Laboratuvar üretimi pırlantaları kuyumcuların çıplak gözle anlamaları mümkün değil. Hatta pırlanta, o makine, öten makinede bakmaları da yeterli değil. O makine de pırlanta veriyor ama gerçek pırlanta değil. O yüzden bu tarz gemoloji laboratuvarları var. Türkiye'de kurulu 4 tane, 5 tane. Umarım bunların sayısı daha da artar. Gemoloji laboratuvarlarının, oda güvencesindeki gemoloji laboratuvarlarında bunların mutlak surette en azından ön izlemeye tabi tutulması. Getirsinler, biz diyoruz odamızda ön izleme yapalım. Hem Ege bölgesi için bunu söylüyoruz, hem İzmir bölgesi için ya da Ege bölgesinin tamamı için de söylüyoruz. Tüm buradan yakın bölgelerdeki her esnafımıza sesleniyorum. Gelsinler İzmir Kuyumcu Odası, Darphane Genel Müdürü tarafından tahsis edilmiş, atanmış. Üst gemologlarımız tarafından inceleniyor ürünler ve doğru raporlandırılıyor. Hatta sertifika almaları mecburi değil. Sertifika almadan ön inceleme de yaptırabilirler taşlarını. Biz söyleriz bu içlerinde şu taş pırlanta değil, şu değil. Değiştirirler, getirirler, sertifikalandırırız. Biz bunu söylüyoruz. Ya bu onlar için aslında çok güzel fırsat. Şehrimiz için, bölgemiz için çok güzel bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirmelerini rica ediyoruz esnafımızdan. Böylelikle vatandaşa da daha güvenilir pırlantalar satmış olacaklar. İzmir için de çok güzel oldu. Gemoloji laboratuvarı açtınız. Hayırlı olsun bir kez daha. Söylediğiniz gibi sektörümüz için de çok önemli. Başkanım, özellikle İzmir'de de bir kuyumcu kent kurulması, bir onunla ilgili de bir kafanızda fikir var, proje var. Bunun da ayrıntılarını alabilir miyiz sizden? Nasıl bir kuyumcu kent olacak? Nerede olacak? Kuyumcularımız o noktaya nasıl toplanacak? O bilgiyi de sizden rica edeceğim. Şimdi kuyumcu kent fikri bizde şuradan oluştu. Biz seçimler öncesinde demiştik üretime, altyapıya, üretimin iç piyasadan dış piyasa yaklarında, ihracatta da güzel rakamlar yakalamak, İzmir'deki üreticileri ihracatta teşvik etmek için güzel projeler yapacağız demiştik. Bunun ilk adımı da bu olacak inşallah. Çünkü üreticilerimizi bir yere toplamamız gerekiyor. Farklı farklı yerlerde hepsi. Bir yere toplamamız gerekiyor ve orada herkes kimin ne yaptığını bilmeli.
Ve inanın sektörün gelişimi için mesela İstanbul Kuyumcu Kenti'nin sektöre ne kadar büyük faydaları olduğunu, sektörün ufkunu ne kadar genişlettiğini, dünyada ihracat pazarında kuyumculuk olarak ihracat pazarında 5. sırada yer oluşumuzun en büyük sebeplerinden bir tanesi bu İstanbul'daki kuyumcu kent ve İstanbul'daki kuyumculuğa karşı, üreticiye karşı yapılan büyük yatırımlardır. Aynı yatırımları ben de şehrimde yapmak ve yaptırmak için ilk olarak bu adımı atacağım. Ve bununla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Konak Belediyesi, Ticaret Odası, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Esnaf Sanatkarlar Odası başkanlarımızla görüşmeler yapıyoruz. Milletvekillerimizle, parti ili temsilcilerimizle, parti il başkanlarıyla ve buradaki vakıflar müdürlüğü, çevre müdürlükleri yani bağlı bulunan bütün müdürlüklerle girişimlerde bulunduk, yazışmaları yaptık. Bu tabii ki İzmir için mesleğimiz adına çağın projesi diyebiliriz buna. Tabii ki eğer bir yola çıktıysan hiçbir şey hayal değildir. Biz bir hayalin peşine koşturmuyoruz, gerçeğin peşine koşturuyoruz. İnşallah istediğimiz yerde de bunu gerçekleştirirsek İzmir ekonomisine ve İzmir kuyumculuk sektörüne büyük bir hizmet olacak. Başkanım özellikle İzmir'de bir de fuar yapacaksınız inşallah. Sonbahardaydı galiba. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Nasıl bir fuar olacak? Onu Ocak ayı gibi planlıyoruz. Önümüzdeki hafta onunla ilgili bir toplantımız olacak tekrar İsveç'te. Şöyle biliyorsunuz İsveç'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşudur yani İsveç. İsveç ayrı bir şirket olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi'nin bir şeyinde bir kurumdur. Büyükşehir Belediye Başkanımızın İzmir Ticaret Odası Başkanı'nın vesaire hepsinin içinde bulunduğu bir kurum. İsveç'in düzenlediği 33 tane çok başarılı fuar var. Bunlardan ilk 5 tanesi dünyanın ilk 3 sıralamasında. Gelinlik, damatlık, mermer fuarı, ayakkabı fuarı, mobilya fuarı bunlardan sadece ilk aklıma gelen 3-4 tanesi. İzmir denince biliyorsunuz hep fuarlar ve teknoloji gelir akla. Dünya insanları, özellikle Türkiye insanları ilk uzaktan kumandalı televizyonu İzmir fuarına gelmişler, görmüşlerdir. İlk renkli televizyonu İzmir fuarında görmüştür. İzmir özellikle fuarlar şehridir ve bu yüzden İzmir'deki fuar fikri bizi hep her zaman heyecanlandırmıştır. Ama daha önceki başarısız örnek bir örnekten ziyade aşağı yukarı 50-57 tane ülkede şu anda çalışmalar 19 dil bilen farklı ekiple İsveç çalışmalarına tam sahibiyle başladı. Ve biz tamamen uluslararası bazda yani İstanbul'daki düzenlenen fuarın bir İzmir ayağı gibi düşünün bunu. Böyle bir fuar düşünüyoruz. Ve İzmir, İstanbul'daki fuara katılan katılımcıların ve ziyaretçilerin dışında bir perspektifle yani onu da dahil edeceğiz tabii ama bunun dışında da farklı katılımcılar, farklı davetliler ve farklı firma katılımcılarıyla, farklı ziyaretçilerle olacak. Yani mutlaka mevcut datalarımızı da kullanacağız ama bunun haricinde ilave başka alıcılar ve satıcıları da bir araya getireceğimiz bir fuar olacak. Onun için dünya fuarı olmasını hedefliyoruz bu fuarın. Tabii buna birinci seferde tam ulaşamasak da sonraki denemelerimizde inşallah İzmir'de bir uluslararası müjdesini şimdiden verelim size. Çok teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Benim sorularım bunlardı. Sizin eklemek istediğiniz var mıdır? Ben teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek düğün sezonu bütün kuyumcu esnafımız için hayırlara vesile olur. Herkese, bütün kuyumcu esnaflarımıza buradan bol kazançlı, bol nasipli, helalinden hayırlı işler diliyorum. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için söylediğimiz gibi İzmir'de tabii birbirinden değerli projeler de var. Birer birer hayata geçecek. Bununla ilgilen bir kuyumcu kent projesi hem fuar tabii bu bizi sektörümüzü heyecanlandıran gelişmeler ve son gelişmeleri de İzmir Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Murat Kurtuluş Buyrukçu'dan aldı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.